Şu elbiseyi 5 sene evvel almıştım buraya ilk geldiğimde. Çok genç kız işi. Yani 5 sene evvelki zevkim berbatmış yani öyle söyleyeyim. Hiç yani içime sinmedi. Oktoberfest'e gittik. Kaç defa? 2 defa gittik evet galiba. Orada bile bu kadar kasmamıştık. Şimdi böyle bir geldiler. Hani bir tane köy festi gibi bir şey. Oraya bir gidelim bakalım dedik. Size çekimi yapacağım. Bülent Karaduman ve Güzel Ali, sizi unutmadım. Mikrofonun çok önemli olduğunu biliyorum sizin için. Ama bu defa da mikrofonumun küçük ara kablosu bozuldu. Şimdi Oğuzhan Amazon'dan sipariş etti. O yüzden mikrofonsuz çekim yapmak durumunda olduğum için daha çok böyle dört duvar arasını tercih ettim açılışı yapmak için. Orada da artık daha çok görsel çekmeye çalışacağım. Bu da ilk ve son giyişim olacak herhalde. Çok fazla çiçek çiçek böyle hani 18-25 yaşındaki kızlar için diye düşünüyorum. O zaman beğenmişim, almışım. İnsan gerçekten özellikle 40'ından sonra büyük bir hızla değişmeye başlıyor. Bütün zevkler, renkler, yemekler, bakış açıları her şey değişiyor. Bu da Oğuz'un traksiyonu. Yani Derin geleneksel şey. Böyle giyiniyor erkekler. İşte üzerine böyle normal gömlek giyebiliyorsun. Altta deri, %100 deri. Artık ne deri ki sorayım. Kalın mı? Çok bayağı kalın bir deri. Ondan sonra altına spor ayakkabı giyiyorlar. Yani aslında mesela buraya böyle işte bu trahtına özel burada Edelweiss deniyor. Yani böyle yapısı kadifemsi böyle bir çiçek var. Buradan çok geleneksel önemli çiçeği. Onu da ben koyarım buraya resmini ya da videosunu. Bir şarkı vardı hatta bana Almanya'dan rahmetli halam getirmişti seneler evvel çocukken. Böyle dönüyordu, müzik çalıyordu. Müzik kutusu dönen kız. Böyle Edelweiss, Edelweiss. Biliyor musun şarkıyı? Yok. Neyse. Genelde işte böyle ayakkabılar da böyle o Edelweiss çiçekli olabilir falan böyle bu geleneksel kıyafete uygun çanta manta alıyorlar ama ben hiç öyle yapmadım. O kadar kasamam. Yeterince kastım zaten. Buradaki geleneksel köylü kadın kıyafeti bu. Böyle göğüsler puş olması gerekiyor. Olsa belini gösterme, bel ince olması önemli. Bu şeyle ilgili de kurdele ile ilgili bunun manaları var. Evden çıkmadan evvel baktım ona da yanlış anlaşma olmasın diye. Sağdayken evli demek oluyor. Ona eminim çünkü kendim ilgi alanı olduğu için ona baktım. Sağdayken evlisin, soldayken zannedersen bekarsın. Bir de bir tane var ayrılmışsın filan gibi. Ya da ilişki halindesin. Onun da bir bağlama şekli var. Bir ilişki içerisindesin gibi. Çünkü böyle yerler, festler, böyle hani genç erkeklerin ve kızların buluşma ve birbirine eş partner arama noktası görevini de üstleniyor. Bizdeki düğünler gibi düşünün. Yani buradan buraya gelmek isterseniz, buradan köylü bir kızla evlenmek istiyorsunuz, burada güzel bir hayat sürmek istiyorsunuz, vatandaşlık almak istiyorsunuz mesela hani öyle büyük bir kesim var ya seyreden. O zaman bu tarz giyiniyor buradaki köylü kızlar. Bunu kabul etmeniz lazım yani. Oran açıldı, eteğin kısa, buran gözüktü falan tarzı şeyler burada olmuyor. Entegrasyonla ilgili olarak 5 senedir ben buradayım. İş hayatım olmadı biliyorsunuz ama ne iş hayatı sabah 5, akşam 8 gidip de hiçbir Almanca öğrenemeyen, adapte olamayan bir sürü mal da var yani. Onu da bildiğim için gene de iyiyim bence bu kadar izole bir hayat şu ana kadar sürdürmüş olmama rağmen. Burada 10 sene sonra başvurma hakkın oluyor. O da 12 seneye uzuyor. Uzatıyorlar biliyorum. Birkaç kişiye konuşmuştum. 1 sene, 1,5 sene, sinir odasına 2 seneye kadar uzatabiliyorlar. O zaman cevap geliyor. Özel şartlar dahilinde 6 sene oluyor. Özel şartlar B1'den yüksek Almanca. Bir takım, yani benim özel şartlarım aslında uyuyor. Bir tek o uymayan vergi borçlusu değildim. Şimdi şirket açtım. Şirketimi bir yere getirmek. Ya yani çok koşturmak istemiyorum. Çünkü aslında özel şartlar için başvurmak üzere aramıştım şeyi. Yabancılar dairesini. Oradaki hanım da ırkçı değildi. O da bir çok büyük nimet yani çok beni sevmesi gerekmiyor ama nefret etmese yeterli. Ama böyle bir biliyorsun değil mi özel şartlar falan Almanca ne alemde B1 yetmez dedi. B2 ama dedim C1'i öğreniyorum. Yani sonuna kadar gideceğim ki öyle zaten. C2'ye kadar gittim de sınavlarına girmedim ama C1'i sınavına da girip alacağım Salzburg'dan. Koştura koştura da gitmeme karşı da böyle bir kadın bir memnuniyetsizlik sergiledi ses tonunu telefonda. Tırstım dedim. Buraya kadar her şeyi çok doğru çok güzel yaptım. Hani belki 10 sene beklemek değil ama hani biraz daha bir bekleyip ondan sonra başvurmak gibi. Buranın müziğine çalışamadım. Müziğini sevmiyorum halk müziği. Şimdi göreceksiniz bir tane var böyle. Yo di yo di yo di yo di yo. İklemeye çalışamadık. Onu zaten her fırsatta söylüyoruz. Onun dışında zaten görüyorsunuz videoda adamda çok güzel bir yer. Beğenmemek
imkansız. Yani her güzelin bir kötü tarafı var. Buranın da iklimi işte. Zaten ben 43-44 yaşında gelmiş biri olarak o saatten sonra ne kadar entegre olabilirsem o kadar olabileceğim. Yani burada doğup ya da en azından burada okula gelmiş olsaydım küçük yaştayken, üniversiteyi bile burada okumuş olsaydım gene çok fark ederdi ama tabii her şeyin bir yaşı var. Ama bu ilk ve son gelişim, yani çok rahatsız, hiç rahat değilim. Şu kısım özellikle bayağı bir belden yukarısı kasıyor, aşağısı zaten hep böyle etek. Yani bayağı sıcak, şapka takmak şart aslında ama şimdi Nike şapka var yanımda. Trachten şapkası da satın almak istemedim, canım istemedi ya. Bak 5 sene evvel aldığım kıyafeti ilk defa giyiyorum ve son defa alacak zaten muhtemelen. Çünkü daha koyu renkli ve daha uzun bir elbise alacağım. Daha yaşıma uygun. Çok sıcak olacak, 33 derece olacakmış. Gibt's natürlich auch. Bak en sevdiğimiz büyük geliyor çünkü çok kiloluyuz. Bu aşırı kalın bir deri bu arada. Evet. Bu domuz derisi falan mı acaba? Domuzun böyle derisi. Bu kadar, ha bu belki şeydir, geyiktir. Geyik falan. Bu kadar kalın ki. Yani kurdeşen çıkartıyorsun bu havada. Çoraplar fena. %100 yün. Feste göre fiyatlar iyi. Normalde 3,5 euro falan burada bira. Şu an 5. Bu ağzına kadar doluydu ve çok güzel bir aperol. Yani Hırvatistan'da bu berbattı. Şikayet etmiştik, yazmıştık hatta biliyorsun. Ve 7,5 euroydu bardağı. İçtiğim pahalı bir adam. Oktoberfest Münih'teydi. Orada evet. Ya 10 ya da 15 euroydu bir bardağı. 10-15 euro. Oktoberfest'te gitmiştik birkaç defa ama yani hiç beğenmiyorum ama. Yani ne bileyim işte gideriz belki bir daha. Çok yani eğlendiğini söyleyemeyeceğim. Ben seviyorum. Açık ara hayatımda içtiğim en iyi aperol ve çok eğleniyorum. Neden bilmiyorum. Acayip eğleniyorum. En yakın ettiğim müzik. Buna entegrasyon diyorlar herhalde. Çok eğlendim. Bayağı entegre olduk biz Avusturya'ya. Yay! Let's the round. Thank you. Bitti siyah kendi. Thank you. Bitti şun. Bitti. Yani ağacı bir toplumdan geldiğimizi bu kadar da belli etmeselerdi iyiydi bence sanki. Tuvalette birisi böyle bir bilezik unutmuş. Bu benim küçük bir kızken çok kullandığım bir bilezik tarzıydı yani. Umarım sahibi hatırlayıp gelip alır buradan. Biz biraz fazla içtiğimiz için birazdan arkadaşımız gelip bizi alacak. Şöyle size bir yayladan hoşça kalın demek istedim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. My door is open. You can come in if you please. My home is your home. You're welcome here with me. I'll ask no questions. I don't care where you've been.
I'm just happy to have you here. Know this, my friend.